Son söylediğinizi duyamadım Şerafettin Yoldaş. Ben internetten indirmiştim müziği. İkisini birden kaldırmıyor sanırım şu anda sistem. Onun için kapattım. Tamamdır. Bu akşam konuğumuz Doktor Şerafettin hocamız, moderatörümüz de Ufuk yoldaşımız, Doktor Ufuk yoldaşımız beraber müzik terapiyi tanımaya çalışacağız efendim. Şerafettin hocamız bizi kırmadığı için, bu söyleşiyi gerçekleştireceği için şimdiden teşekkür ederiz. Ufuk yoldaşa da moderatör olduğu için, ayrıca aracı olduğu için çok çok teşekkür ederiz. Evet efendim, başlayabiliriz. Buyurun, söz sizde. Evet, değerli dostlar, değerli yoldaşlar. Yoldaş dediğimizde bazen insanların aklına farklı şeyler geliyor. Biz yol arkadaşıyız, aynı yolda, aynı tedavilere, aynı dostluğa baş koymuş insan grubuyuz. Ve bütün amacımız kendimizi geliştirmek, hep bir adım öne gitmek. Bu konuda da elimizden geldiğince bizlere yol arkadaşlığı yapacak insanlarımızı hep yanımıza çağırmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber güzel yolculuğumuza eşlik etmeye çalışıyoruz. Bugün ben size küçük bir yazıyla başlayacağım bugünkü toplantımıza. Elveda bile diyemedi adam. Arkasından bakarken giden sevdiğinin ardından. Seslendi cılız sesiyle ama duyuramadı. Aslında cılız da sayılmazdı sesi belki de. Sevdiğinin duymamış olmasından sesinin cılız çıkmış olabileceğini düşündü. Koştu ardından. Sanki bacakları birbirine dolaşmış gibi yığılıverdi olduğu yere. Dizlerinin üstüne kalmıştı bütün bedeni. Yüreği gibi kendisi de küçülüvermişti giden sevgilinin ardından. Evet dostlar, bugün bu dizelerin sahibi sevgili Doktor Şerafettin Özdoğan'la beraberiz. Herkesin çok farklı yetenekleri var. Sevgili Şerafettin Bey'in de çok güzel sözcüklere sığdırdığı duyguları var. Hem müziğe hem sözcüklere sığdırıyor. Kimdir Şerafettin Özdoğan? Bütüncül sağlık ve fizyoterapi kliniği işleten bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıdır kendisi. Bütüncül tıp eğitmeni, bütüncül tıpla uğraşıyor. Lazer terapi uygulamaları var, beden ritim terapi geliştiriciliği var. Akupunktur yapıyor yıllardır. Manuel terapist, müzik terapisti, bilimsel çalışmacı ve araştırmacı olarak işlemler yapıyor. Ergonomi danışmanı, homeopat, yazar, kendine göre sadece bir dost ama dolu dolu bir dost. Hindistan'da yoga doktorluğu ve zihin beden çalışmaları var. Amerika'da lazer tedaviler üzerine eğitim ve bilimsel çalışma konusunda FDA onayı almış tek Türk araştırmacısı. Ve biraz önce bu güzel satırları paylaştığım internette olan egesaati.com sitesinde ve Bon Appetit Türkiye yazarlığı yapıyor. Aynı zamanda GETAT dediğimiz bizim geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzman hekimler derneğinin de yönetim kurulu üyeleri. Daha da mütevazi edip de katmadığı bir sürü şey var eminim. Hep beraber Şerafettin Bey'i önce bir tanıyalım ve onunla söyleşimize başlayalım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sözlerdi. Ben artık doydum. Dinleyenler de doyduysa bitirelim burada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teveccühünüz. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 91 yılında tıp doktoru oldum. Ondan sonra Mecbur Hizmet'in hemen sonrasında akupunkturla tanıştım. Akupunktur uygulaması yaparken o zamanlar tıp camiasında tırnak içerisinde söyleyeceğim, şarlatandık. Çok onun sıkıntısını yaşadık ama hastalarla aramız çok iyiydi. Sonrasında akupunkturun yaygınlaşmasıyla eğitmen pozisyonuna geçtim. Ve süreç o dediklerinizi uygulama fırsatı verdi bana. Akupunkturda yaşadığım olayları, durumları görünce tıp adına, insanlık adına, sağlık adına, iyilik adına ne yapılıyorsa hepsini en azından öğrenmek veya deneyimlemek veya tanık olmak istedim. İmge terapi uygulamaları da sizin kadar profesyonel olmasa da kendi alanımda yapmaya çalışıyorum. Belki ortak yanlarımız da çıkacaktır. O nedenle bu gruba davet edildiğim için öncelikle ben çok teşekkür ederim.
Tuncay Hocam ve sizin nezdinizde bütün arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Merhaba demek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, biz hayatımızda hep müzik var bir şekilde. Herkes farklı bir müzikten hoşlanıyor ya da bazı kişiler hoşlanmıyor bile. Ama müzik terapi nedir? Hayatımıza nasıl girdi? Bunları beraber konuşalım mı? Tabii ki. Yani müzik aslında insanoğlunun yaratılışından beri var aslında. Eski mağaralarda falan 3000-5000 yıllık mağaralarda izlerini görüyoruz. Sesle birlikte başlıyor. Sesin tınısını karşılıklı konuşma sırasındaki duyguları yansıtırken yaşattıkları tınıyla başlıyor müzik. Ve insanların birbirleriyle duygu alışverişini yapmasıyla başlıyor önce. Sonra düşüncelerini aksediyorlar, kültürlerini aksediyorlar. Bu şekilde gelişiyor. Yani aslında bir iletişim aracı olarak başlıyor müzik. Son zamanlarda eğlence gibi gözükse de çıkışı iletişim amacıyla çıkışı. Hatta annemizin söylediği ninniler de bir müzik ve büyümemizde, gelişmemizde özellikle yer eden bir yer teşkil ediyor daha doğrusu. O kadar güzel anlattın ki benim dilim dönmeye başladı şimdi. Heyecanı yaptım, kusura bakmayın. Toparlarız inşallah. Müzik terapi de tabii müzikle birlikte eski kültürlerde şamanizm olsun, benzer kültürler olsun, Tanrı ruhuyla bedeni bütünleştirme amacıyla kullanılmış şamanlar ve büyücüler o zaman tarihte yaygın olarak kullanılmış. Sonra modern çağa geçtikten sonra da müzikle icra edenlerle doktorların, tıpçıların bir arada, terapistlerin bir arada olmasıyla şifahaneler, mesela bizim Anadolu genelimizde şifahaneler başta olmak üzere Uzak Doğu'da, Batı'da çalışmalar yapılmış ve müziğin etkisiyle ilgili bilimsel çalışmalar, şu anda 5000 civarında bilimsel çalışma var. Müzik terapi aslında müzik dinlemek değil, genel bildiğimiz tarzda. Üç türlü bir müzikle ilişkimiz var. Bir, hoşça vakit geçirmek. Yaygın olarak müzik terapi diye lanse edilen şey aslında hoşça vakit geçirtilen müzik. Mesela bir kanun çalıyor hastanın başında veya bir gitar çalıyor. Bu hoşça vakit geçirtmektir. Veya huzur evine gidiyor bir grup arkadaş, müzik yapıyor. Bu hoşça vakit geçirmektir. Etkisi var mı? Var. Ama gerçekte müzik terapi olarak sayılmıyor. Bir de buna benzer müzik medicine, yani müzik tıbbı denilen bir uygulama var. Onda da yine ruha iyi gelecek, bedene iyi gelecek müzik eserleri pasif olarak dinlettiriliyor hastaya. Ama asıl müzik terapi hastanın olaya katılması, müziğe katılmasıyla gerçekleşiyor. Karşılıklı doğaçlama yapılan, özellikle ritminin kullandığı, hareketin kullanıldığı, dansın kullanıldığı uygulamada gerçekte müzik terapi o. Müzik terapiyle ilgili diyebileceklerim özet olarak böyle. Aslında çok şey söylenir tanımlamasında da, kitap tanımlaması gibidir olur o. Evet. Buyurun. Yani dans da içine giriyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Kesinlikle. Uzak Doğu'da, Orta Asya'da ki kültürlerde Baksi dansı diye geçer. O da zamanlardaki şifacılara Baksi denilmiş. Bakşi de okunabilir. Ve Türkiye'de de şu anda onu çok güzel uygulayan Tümata grubu ve onun öğrencileri var. Yine Orta Asya'da bizim ırkımızdan, Türklerden çıkma bir pentatonik müzik türü var. Ve göçlerle, kültürel etkileşimlerle bütün dünyaya yayılmış. Yani bizim şu anda bildiğimiz sekizli uygulama yerine orada beşli uygulama var. Az nota dönüyor ve böylelikle tekrarlar daha fazla. Tekrarların fazla olması da daha etkin bulunuyor otörlerce. Onunla ilgili çalışmalar da var. Özellikle zihin beden sağlığında pentatonik müzik kullanılıyor. Bir türü diyelim. Peki bu müziğin terapi olarak tıbbın işine girmesi nasıl bir süreç? Nasıl keşfedilmiş? 1700'lü yıllarda
başlıyor. Aslında bildiğimiz o. Çünkü kayıt alınması daha öncesinde pek yok. 1700'lü yıllarda başlıyor. Bizim geleneğimizde aslında İbn-i Sina'dan beri var. Farabi'de de var. Çok daha eski ama kayıtsal olarak 1700'lü yıllardan başlıyor. Modern çalışmalarda 1800-1900'lü yıllarda yoğunlaşıyor. Ondan öncesine dair sadece bazı kitabelerdeki bilgilerden yararlanabiliyoruz. Evet. Bildiğim kadarıyla Osmanlılar'da da çok kullanılmış durumda. Yurt dışında işte bu tarz insanlara eziyet edilen, öldürülen şekilde yaklaşımlar varken Osmanlı'da çok farklı hastanelerle su sesi, müzik sesiyle beraber yapılan terapiler var. Bunlar hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Türkiye'de özellikle şu anda Anadolu'da birçok ilimizde var bu. Edirne'de, Konya'da, Kayseri'de, İzmir'de, Sivas'ta birçok ilde şifahane şeklinde özellikle psikiyatri hastalarında su sesiyle, müzikle şifalandırma yolu tercih edilmiş. Bergama'da, İzmir'de Bergama'da çok eski bir hastanede yine su sesi müzik şeklinde kullanılmış. Bayağı etkin bulunmuş. Ve oradan hatta Bergama'dan da buradan ölü çıkmaz tarzında bir cümle lanse edilmiş. O kadar etkin bulunmuş yani. Evet. Ama gerçekten bir rivayete göre de çok ciddi hastaları almıyorlarmış diye de bir rivayet var ama. Evet. Gerçekten hani müzeleri gezmeye meraklı olan arkadaşlar için Edirne'de çok güzel bir şeyimiz var, müze var. Müzik terapiyi anlatan. Müzik terapiye sahip çıkan üniversitelerimiz var. Gerçekten çok güzel. Müzik terapide hangi müzik aletleri daha çok tercih ediliyor? Ya aslında kültürel farklılıklar var. Kişinin, terapistin uyguladığı kişinin karşılıklı kültürleri de etkili. Mesela Anadolu'da, Güneydoğu'da bir terapi uygulamasında keman kullanılmayacaktır. Daha çok kültürel müzikler, enstrümanlar kullanılacaktır. Ama en iyi müzik terapi ritmik cihazlarla yapılan, ritmi karşısındakinin ritmiyle kendi ritminizi düzenleyen bir terapi şekli. Mesela şu da bir müzik terapi enstrümanı. Yani illaki çok iyi müzisyen olmak zorunda değilsiniz. Ritmi kulağınız iyi olsun, ritmik hareketleriniz güzel olsun ve ritmi çok iyi bilin. Karşınızdakinin ritmini uyumlamaktır. Ben uygulamalara yavaş yavaş geçiyorken sesin etkisinden biraz bahsedeyim. Sesin 4 ana etkisi var. Düz ses, müziğe geçmeden hemen. Birincisi fizyolojik etki. Burada şöyle örnek vereyim. Sabah erkenden alarm çalıyor, saatinizin alarmı çalıyor. O bir ses etkisi. İki türlü. Sesim geliyor mu? Çok sesten özür dilerim. Evet, Savaşçı isimli Galaksi'den bağlanan arkadaşımızın mikrofonu açık. Sanırım onunla ilgili bir problem yaşıyoruz. Rica etsem kapatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Evet, devam edebilirsiniz. Aynı. Böyle cızırtı gibi tepki yaratıyor bizde de, fizyolojik tepki. Saatte mesela iki türlü tepki yaparız. Ya hemen sustururuz ya da yorganı kafamızın üstüne çekeriz. Bu savaş ve kaç tepkisi. Hormonal sistemimizde var biliyorsunuz, limbik sistemde. Savaş ve kaç tepkisi. İkinci etki, yaygın olarak bilinen etki, psikolojik etki. Güzel bir kuş sesi dinliyorsunuz, beğendiğiniz bir müzik eserini dinliyorsunuz. Ve sizi alıyor, götürüyor bir yerlere, işte adaya götürüyor bazen ya da geçmişte bazı tarihlere götürüyor ve mutlu oluyorsunuz veya tam tersi hüzünleniyorsunuz. Belki ayrıldığınız partnerinizle yaşadığınız bir dansın müziği oluyor. O müziği sesini duyunca hüzünleniyorsunuz. Tekrar o ayrılığı baştan yaşıyorsunuz. Burada daha çok biz tedavide serotonin ve dopamin hormonunu arttırıcı etkisinden yararlanıyoruz terapi olarak. Üçüncü etki, bilişsel etki. Bunda da şöyle bir çalışma yapılmış. Ofis çalışanlarını, yoğun ofis çalışanlarında
O yoğun ses ortamında %30 bilişsel olarak performansın düştüğü gözlenmiş. Sessiz çalışıldığında o düşüşlük gözükmemiş. Bu nedenle bilişsel etkisi de var. Yani müzik hem pozitif etki edebiliyor hem negatif etki edebiliyor ses daha doğrusu. Son olarak da davranışsal etki var. Yani şimdi hiç kimse araba kullanan rock müzik dinlerken 40-50 kilometre hızla gitmez. Daha çok gaza basmak ister. O da davranışsal etki olarak özetleyebiliriz sesin etkisini. Müzik de birden fazla sesin bir araya gelmesi, ahenk içerisinde bir araya gelmesi. Birden fazla nota var, birden fazla frekans var, birden fazla dalga boyu var. Bu ahenk içinde tekrarlıyorsa, biz o ritim diyoruz, bir de ahenklik varsa, tını varsa, kulağa da hoş geliyorsa dinleyen için başka yerlere alıp götürebiliyor. Terapik etkisi de orada başlıyor. Evet. Aslında insan bedeni de bir orkestra gibi çalışmıyor mu? Yani her bir hücremiz, her bir organımız farklı bir frekansta çalışıyor. Ama hepsi birden bir orkestra gibi muhteşem bir uyum içinde çalışıyor ki o uyum bozulduğu zaman biz hastalıklar diyoruz. Peki özellikle tercih edilen hastalıklar var mı? Hani en çok hangi hastalıklarda etkin oluyor? Sizden anladığım kadarıyla yani hasta olmamız gerekmiyor tabii. Ruhumuzu dinlendirmek, geliştirmek için de zaten en başlı başına müzik terapiyi kullanacağız ama özellikle hastalıklardaki kullanımından bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi arada kesintiler oluyor. Benim şu anda sesim geliyor mu size? Evet, geliyor. Tamam. Şimdi şöyle diyelim. Müzik terapide pardon, son cümle bir alabilir miyim? Özellikle hastalıklarda kullanımıyla ilgili sormuştum. Anladığım kadarıyla. Hangi hastalıklarda? Tabii. En çok hangi hastalıklarda etkin oluyor? Aslında aklınıza gelen her türlü hastalıkta kullanabilirsiniz. Ama bilimsel çalışmalar ve müziğin ilk algılanış şekli daha çok psikolojik hastalıklarda kullanılır olmuş. Daha sonra çocuklarda özellikle duygu durum bozukluğu olanlarda, otizmde kullanılmaya başlanmış. Biz klinimizde ağrı üzerinde kullanıyoruz ağırlıkla. Destek oluyor. Özellikle ritmi kullandığımızda. Ama her türlü hastalıkta kullanılabilir. Bilimsel çalışmalar daha çok söylediğim yollarda kullanılmış. Mesela çınlamada ve kulağın işitme azlığında kullanılabiliyor. Onun dışında tat ve koku almada da kullanıldığına dair bilimsel çalışmalar var. Yani her alanda kullanılabilir. Çok ilginç. Biz tanımıyoruz demek ki müzikleri. Henüz evet. Daha ritmi tanımadığımızı fark ettim siz konuşurken. Çok bu farklı. Buyurun. Bu nasıl oluyor da bu kadar farklı kulvarlarda özellikle koku ve tatta kullanılıyor diye ben ilk karşılaştığımda zaten şunu gördüm, biraz daha oturdu kafamda. Biz bütün duyu organlarımızla doneler topluyoruz. Yaklaşık birim zamanda 1 milyona yakın done topluyoruz. Ama bu donelerin yine birim zamanda ancak yüzde kaçını bilinçli olarak algılıyoruz? Bir fikriniz var mı? Bir rakam söyleyebilir misiniz? Hocam %1'in altında. %7 + -2 diyebiliyorum yapılan araştırmalarda ama 7 + -2. Yani 9 ile işte 5 ile 9 arası. O bebelliğe giren %1 hocam. Şerafettin hocam %1'in altında. Bence de %1'in altında. Şimdi 3-4 farklı düşünce var ama genel yaygın kanı bu 1 milyon uyaranın 60 ya da 70'ini bilinçli olarak algılayabiliyoruz. Mesela şu anda hepimiz oturuyoruz. Ben size oturduğunuz yer sert mi, yumuşak mı diye sormasam farkında bile değilsiniz. Veya dışarıdan gelen bir dış sesi algılamaya çalışın. İçeride çocuğunuzun sesi nasıl diye sormasam farkında değilsiniz. Yine görsel olarak gördüklerinizin, görme alanımızın içerisindeki hepsinin farkında değilsiniz. Ancak odaklandığınızın farkındasınız. Bunların hepsi, bu bütün uyaranlar aslında birer frekans. Yani biz yaklaşık birim zamanda 1 milyon frekansın etkisi altındayız ortalama.
Bunun ancak 60-70'ini bilinçli olarak algılayabiliyoruz. Peki bilinçli olarak algılayamadıklarımız ne oluyor? Onların hepsi kayda giriyor. O bilinçaltımızın ham maddesini oluşturuyor, oralara dolduruyor. Ve bu duyular, beş duyu organıyla yapıyoruz bunu. Bu duyuların kardeşliği de bir araya gelip bizim hafızamızı oluşturuyor. Nasıl? Aranızda üniversitede okurken bekar evinde kalanlar vardır. Öyle değil mi? Makarna pişirenler de vardır. Makarna pişirirken yaşadıklarını veya dinlediği müziği bir makarna görselinden hatırlayabilir bilinç ve bilinçaltı. Çünkü veriyi alırken, kodlarken görsel, işitsel, dokunsal, mümkünse tatsal bütün duyuları bir arada işleyip hafızaya alıyor. O nedenle koku ve tat eksikliği olan hastalarda o tatlarla birlikte daha önce dinlemiş olduğu bir müzik türü var mıydı? Mesela kişi diyor ki ben artık şu tadı ya da şu kokuyu alamıyorum. Soruluyor kendisine, bu kokuyu en son ne zaman alıyordun? İşte şu tarihten beri alamıyorum. O tarihten önce işte neler yapmıştım vesaire, detaylı bir anamnezden sonra o kokuyu, o tadı hatırlatacak müzikler dinletilmeye başladı. Böylelikle beynimizdeki o bir araya girmiş ağların birlikte hareketliliğini sağlayarak tabii zaman içerisinde o koku ve tadı geri kazanmayı sağlanabiliyor. Bu bireysel bir çalışma oluyor. Bireysel bir anamnezden sonra, detaylı anamnezden sonra seanslar halinde yapılan bir çalışma. Müzik terapinin etkisini görebilmek için tek bir seans yetmiyor. Bazı çalışmalar var. İşte falanca hastalık için 5 seans deniliyor. Şu kadar etki var. Yetmiyor. Kümülatif etki denilen bir olay var müzik terapide. En az 20-21 gün çalışılmış olması gerekiyor. 21. günden sonraki müzik terapinin etkinliği katlanarak, artarak büyüdüğü için daha etkin sayılabiliyor. Süresi ne kadar olması lazım bu çalışmanın? Karşınızdaki kişinin dayanma gücüne bağlı, iletişime bağlı, etkileşime bağlı ama genellikle 20 dakikadan fazla tutmamaya çalışıyoruz. Siz böyle deyince bir hekim olarak ister istemez aklımdan Alzheimer falan geçti. Yani gerçekten evet. Böyle artan sayıda çevremizde bu tarz şeyleri duyuyoruz. Yani onlara da acaba gençliklerinde dinledikleri müzikleri basamaklı dönüp dinlesek mi acaba diye gayri ihtiyarı geçirdim. Kesinlikle çok iyi olur. Demansta, Alzheimer'da geçmişteki müzikleri zaten dinlettiğinizde sizinle hiç iletişime geçmeyen o kişi, yakınınız, o şarkının sözlerini mırıldanmaya başlıyor. Bu bilimsel olarak ispatlanmış. Hatta filmlere konu olmuş bir uygulama. İnşallah yoktur çevrenizde ama tavsiye ederim. En azından iletişimi sağlar. Müzikte bir de frekanslarla birlikte yine biraz sizin konuları da belki ilgilendirir diye söyleyeyim. Hedefimiz aslında beynin çalışma ritmini biraz aşağılara indirmek. Neden? Önce bir hastalığı tanımlayayım kendimce. Şimdi kodlarken, çevremizden aldığımız verileri kodlarken bir düzenli şekilde kodluyoruz. Nasıl kodluyoruz? 5 duyumuzla birleştirerek kodluyoruz. Portakalın kokusunu aldığımızda aklımıza rengi geliyor, tadı geliyor. Eğer Adana'da yediyseniz, Adana'da duyduğunuz müziğin sesi geliyor. Bir yeni şey akla getiriyor. Burada ben duyularımızın kardeşliği diyorum kodlarken. Yani duyularımızın biz olması. Çünkü doğada hiçbir birey aslında birey değil. Bütün mikrokozmos, makrokozmos iç içeyiz. Bu bir kardeşliğimiz, bir beraberliğimiz olmak zorunda. Ama bununla birlikte aldığımız doneler bazı yerlerde olumsuz kodlamalara giriyor. Burada da
Duyularımız artık bizi engellemeye başlıyor. Duyularımız. Mesela aldığımız bir koku iştahımızı kesiyor. Yemek yemek istemiyoruz. Hatta o ortamdan uzaklaşmak istiyoruz. Ve duyulardaki bu engeller duygularımızdaki engellere yol açıyor. Duygularımızdaki engellere ve blokajlara yol açıyor. Bu fazla olunca da adı hastalık oluyor. Bu fazlalık ve blokaj aslında bir mücadelenin sonucu. Yani karşılıklı bir çıkar savaşı var. Duyularla duyguların bizim üzerimizde çıkar savaşı var. Bu mücadeleyi, ya siz kardeştiniz, niye hala kavga ediyorsunuz? Etmemeniz lazım. Bak sen şunu yaparsan şu olur, sen bunu yaparsın bu olur tarzında. Mücadele yüksekliğini düşürdüğümüzde hastalıklardan iyileşme süreci başlıyor. Bunun en iyi örneğini beyin dalgalarından anlatabilirim. Aramızda psikolog, psikiyatrist, tıp doktoru var. Herkes biliyor beyin dalgaları. Alfa, beta, gamma, theta, delta diye 5 tane dalgamız var. Bunlardan delta derin uyku, theta onun bir üssü, yani frekans aralığı olarak 0-4, 4-8 diye gidelim. Üçüncü sırada alfa var. Alfa 8-12 civarında. O uykuya dalarken ve uykudan uyanırken 12'nin üstü beta, 30'ların üstü de gamma diye geçiyor. Biz günlük yaşantımızda çevremizden gelen duyuların bize zarar vermemesi için, o 1 milyon duyu geliyor ya, bize zarar vermemesi için beta ve bazen de gamma modunda karşılama yapıyoruz. Bunlar koruyucu dalga boyları. Bedeni ve zihni koruyan dalga boyları ve işimize yararı koymaya çalışıyoruz. Bir iş görüşmesine gittiğinizde, gündüz vakitte, yoğun bir vakitte gittiğinizde %20 ihtimalle iş teklifiniz kabul edilmiyor. Ama aynı kişiyle akşam hoş bir ortamda, güzel bir müzik eşliğinde, hafif loş bir ışıkta konuştuğunuzda %80 ihtimalle kabul ediliyor. Ama aynı kişi, aynı konu, hele bir de güzel bir müzik varsa fonda, ben bazen kurslarda ve konuşmalarda şey derim, bekar arkadaşlar, evlilik teklifi yapacaksanız kesinlikle gündüz yapmayın. Çünkü karşınızdaki beta modunda. Bu çocuk benden ne istiyor? Bu kız benden ne istiyor? Benden çıkarı mı olacak tarzında bilinçaltı devamlı tepki veriyor. Biz o modu alfaya düşürdüğümüzde ne oluyor peki? Alfaya düştüğünde alfanın şöyle bir karakteri var. Ben kabul ediyorum. Senden zarar gelmez. Seninle birlikte olabilirim. Bu bilgi işime yarar deyip alıyor. O nedenle usta eğitmenlerimiz şey der. İşte akşam yatmadan önce okuduğunuz şeyler daha çok akılda kalır der. Şimdi alfa modunda beden kabul ediyor. Üstelik dostça kabul ediyor. Ben bunun adına, dostça kabul edişin adına güven diyorum. Biz güven unsurunu müzikle daha çok ortaya çıkartırsak, yanında hangi tedavi yaparsanız yapın, etkin oluyor. Çünkü artık beden de zihin de kabul ediyor. Güven duyuyor. Öyle değil mi? Yani size güvenen danışanlar daha çabuk iyileşmiyor mu? Müzik de o güveni yaratmaya çalışıyor. Düşürdüğü frekanstan. Mücadele ritmini düşürerek yaratmaya çalışıyor. Soru... Gerçekten çok, çok ilginç bir bakış açısıydı. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız var mı acaba? Ben bir şey söyleyebilirim. Bu görüşe katılmıyorum diyen arkadaşlar da olabilir. Buyurun Hülya Hanım. Hayır, çok güzel. İlgiyle dinliyorum. Gerçekten ben koç olarak çalıştığım için üniversite sınavına hazırlanan danışanlarım da oluyor. Onlarla şöyle, alfa modunda zaten dediği gibi direnç göstermeden kabul ediyor. Alıyor ve yararına olan şeyi direnç göstermeden. Biz herkes çalışıyor, üniversite sınavına herkes hazırlanıyor.
Ancak bir hedefi olanlar, hedef belirleyenler ve etkili çalışanlar. Etkili çalışmanın en önemli şeyi de hem kendi öğrendiği, kolay öğrendiği dili bilmekte, bir de işte onun zamanlamasını da çok iyi yapmakta. En zorlandığı, öğrenmekte güçlük çektiği konuyu yatmadan önce çalıştığında, bilinç dışı asla ara vermediği için ve sürekli çalışmaya devam ettiği için gece o çalışmayı devam ettiriyor ve sabah onu bir kez daha baktığında çözümleri ya da öğrenmeyi kolaylaşmış halde buluyor kendini. Bir de 21 günden bahsetti. Gerçekten 21 gün bir alışkanlığın kazanılması için sihirli sayı. Bu diyetlerde de vardır, diğer değişim için olan şeyler, olumlamalarda mesela. 21 gün olumlama yaptığınız zaman o olumlamayı bilinç dışı tamamen içselleştiriyor artık. Çok daha kolay oluyor. Müzikle bağlantılı kısmı, şimdi o zaman ben bugünkü şeyden sonra şunu katacağım. O hani yatmadan önce çalışacaklardı ya, yatmadan önce daha hoşlanacakları bir müzik dinleyerek, müzik eşliğinde o konuyu da çalıştıklarında eminim çok daha kolay öğrenmelerine vesile olacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim tabii ki. Şimdi hoşlandıkları müzikte de şöyle bir handikap var, konu oraya geçmişken. Gençler genellikle ritmi yüksek müzikten hoşlanıyor. Çünkü adı üstünde delikanlı. Yani bayan da olsa, kadın da olsa delikanlı. Ritmi yüksek, hareketli, devamlı bir şeyler almak, tatmak, görmek zorunda. Ve müziği de öyle dinliyor. Önerirken ritmi düşük, uykunu bozmayacak, uykunu kaçırmayacak tarzda olursa iyi olur denilebilir. Bir de nacizane cep telefonundan olmasın. Ucuz kulaklıklardan olmasın, çünkü 50 liraya kulaklık var, 500 euroya kulaklık var. Hoş 500 euroluk kulaklık önermem de, mümkünse de kulaklık firması sahibiyim arkadaşlar, tırnak içinde. Mümkünse kulaklık kullanmayalım, kulaksızlık olsun, kulaksız dışarıda, çünkü o ses dalgasının hareketliğini de hissetmemiz lazım. Neden? Çünkü biz sadece kulağımızla duymuyoruz. Bu konuda fikri olan var mı? Hissediyoruz, görüyoruz, kokluyoruz, tadıyoruz. Aslında beş duyumuzu her biriyle evet, de ayrı ayrı kullanıyoruz diye düşünüyorum. Hocam kemik ilişki var. Kemiklerimiz titreşimleri algılıyor. Ve kemikler... Kesinlikle. Güzel. Başka titreşimler ya da sesi duyan nerelerimiz olabilir sesi duyan? Bence tenimiz olabilir, organlarımız olabilir. Hepsinde ultrason, ultrasonda ses dalgaları vermiyor muyuz? Onların tepkisini almıyor muyuz? Neredeyse bütün vücuttaki bütün hücrelerin sesle etkileşimi mevcut diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Hatta video gösteriyordum ben. Bir grup lise öğrencisi bu işitme engelliler okulunda çok güzel bu zenci beyazlaşıp ölen Michael Jackson'ın müziğiyle dans ediyorlar. 7-8 tane öğrenci. Çok güzel ritme uyuyorlar. Benim bir tanıdığım vardı. Ben lisedeyken işitme engelliydi. Bir düğün falan olduğunda bir bakardım ya, herkesten güzel o oynuyor. Tabii o zamanlar bilmiyorum bu nasıl iş, öğrenmiş, ezberlemiş diyordum. Yok, ritim değiştikçe o da ritmini değiştiriyordu. Arkadaşlar biz gözümüzle de tadarız, burnumuzla da tadarız, ağzımızla da koklarız, bedenimizle, tenimizle de işitiriz. Bütün çevreyle ilişkili olan dokular kendilerini özelleştiriyor. Kulak işitmeye özelleştiriyor, göz görmeye özelleştiriyor. Ama sadece görme organımız açık olsa, diğerlerimiz hep kapalı olsa, bir miktar öbür frekansları da alıyoruz. Çünkü bize gelen enerji, bize gelen frekans, biz kulağımızla ayrımını yapıyoruz sadece. Aslında gözümüzle de işitiyoruz. Hiç gözüne bir şey sürülünce gözü yanan yok mu?
Olmadı mı şimdiye kadar? Çoğumuzun oldu. Gözümüzün tat organı mı var? Var. Bir yerimize biber sürdüğümüzde parmağımıza acımıyor mu? Pek parmağımızda olmuyor da parmak dışı. Çünkü parmaklar biraz daha ona hassas değil. Diğer taraflarımız hassas. Var mı bu konuda sorusu olan, katkısı olan veya katılmıyorum diyen? Bir şey sorabilir miyim Şerafettin Hocam? Şimdi şamanlarda sanırım böyle bir şey vardı. Belirli frekanslar oluşturarak ağızlarından tabii, bazen davulla da olduğu oluyor ama ikisi farklı mı bilmiyorum. Bazı organların rahatsızlıklarını bu şekilde şifalandırıyorlardı. Bir ağıt gibi ya da bir belli bir ritim gibi. Ben orada hep şey düşünmüştüm, kulaktan alıyorlar diye düşünmüştüm. Acaba kulaktan alma değil de direkt dokuya hitaben yapılan bir terapi miydi? Bilginiz var mı? Kesinlikle haklısınız. Direkt dokuya da hitap eder bu. Hatta bu sesi çıkartan kişinin kendisine de terapidir. Polifonik overtone denilen bir ses çıkarım şekli var. Ondan sonra uzak doğuda akupunktur, her akupunktur meridyeninin ayrı bir ses şekli var. Vücut hareketinizi ayarlıyorsunuz, o sesi çıkartıyorsunuz. Böylelikle o vücut hareketinizle akupunktur meridyenine de yol vermiş olup sesle o akupunktur meridyenini uyarıyorsunuz. Kendi kendinize de yapabilirsiniz ve karşınızdakine de uygulama yapabilirsiniz. Ama bu çok ustalık istiyor, deneyim istiyor, öğreti istiyor, zaman istiyor. 21 gün yetmeyecek bunu öğrenmek için. Onu söyleyeyim çünkü ben hepsini yapamıyorum şu an. Evet. Şerafettin Bey, sorularda bir Deniz Hanım'ın sorusu var. Sayın Hocam, 528 frekansın öneminden minicik bahseder misiniz? Nedir bu sayıların önemi? 21 gün dinlenmesi gereken dedikleri frekans aralıklar bu mudur diye soruyor. Hayır, 528 internette yaygınca gözüken sevgi frekansıdır. Dinlendirilen daha doğrusu. Ben çok ona katılmıyorum. Sizin sevgi frekansınızla benim sevgi frekansım aynı olmayabilir. Sizin 528 olur, benim 540 olur. Biz çünkü birlikteyiz ama farklıyız. Bizim parmak izimiz kadar her şeyimiz farklı. Kesinlikle bu sizinle benim benzeşmem yok. Yani birebir aynılık yok. Benzeşebiliriz belki ama birebir ayrılık yok. 528 dediğim gibi genel olarak kalp frekansı olarak bilinir. Ama ben bu frekansın kendisini vererek özellikle internetten veya CD'lerden kullanımı taraftarı değilim. Söylendiği kadar optimal efekt, etki yok. O tamamen placebo'nun üzerine bir gıdım etki koymakla oluyor. Gerçek frekans tedavisi sağ kulakla sol kulak arasında farklı frekanslar verilir. O iki dalga boyu sonra istenilen frekansı yaratır. Stereo yapılması gerekir. İnternette yüklediğiniz hangi frekans stereo alabileceksiniz? Mümkün değil. Onun için özel kayıt gerekiyor. Yeri gelmişken bunu açıklama fırsatı oldu. Arkadaşımıza teşekkür ederim. Ben de tam şeyi sormak üzereydim. Acaba her frekansı dinleyip, gözümüzü kapatıp dinleyip, bana ne hissettiriyor, ona göre bir frekans bilgisi mi yapsak diyordum ki, siz iki ayrı kulaktan deyince bu değişti. Evet. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Bazen bu müziklerin içine telkinler konup veriliyor. İşte kilo verme, sigara bırakma gibi. Bunlar hakkındaki düşünceniz nedir? Verilebilir. Verilebilir. Telkinler verilebilir. Hatta normal hoşlandığı bir müzik türü içine o frekanslar da verilebilir. Sadece telkin değil, frekanslar da verilebilir. İşte falanca sayıdaki frekans gömdürülmüş müzik parçasıyla yapılan müzik terapi denilir mesela bazı çalışmalarda. Böyle detay açıklama yaptık. Telkinler de verilebilir. Hatta bunu şimdiye kadar birçok defa belki yaşadık. Reklamlarda yaşadık, sinema filmlerinde yaşadık. Hoş ucu Illuminati'ye falan gidiyor ama ufak tefek birçok telkinler alıyoruz zaten. Kola reklamlarında kırmızıyla birlikte alıyoruz yani.
Tabii özellikle de telkini kim veriyor, ne yapıyor, dikkat etmek lazım tabii. Gerçekten o telkin mi? Bir soru daha var Barış Bey'in. Ağız arpi mi diye sormuş. Ama ben tam ne demek istediğini anlayamadım. Yok, ben az önce evet o ağızla sesi anlatırken yanlış anladım. O farklı bir şey. O ağız sesi farklı, ağız arpi farklı. O ağız sesini ben hocam bir şamanik müzik şeyine katıldığımda duydum. O az önce bahsettiğin şey gerçekten çok ilginç. Bana uyguladılar hatta. Ağız arpı da çaldılar. İnanılmaz güzeldi. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu müzikle beraber yapılan travma çözümleriyle ilgili düşünceleriniz neler? Oldukça yüksek sesle, değişik tonda, değişik frekansla yapılan travma çözümleri. Bu konuda fikriniz neler? Ya şimdiye kadar konuştuklarımızdan özetleyerek cevap vermiş olayım. Hastalığı tanımlarken duyularımızın, duygularımızın birbiri arasında veya bedenle mücadelesidir dedim. Yani mücadele hastalığa götürüyorsa hastalığın çözümünde de mücadele olmamalı. Yeterince açıklayıcı oldu mu? Oldu. Teşekkürler. Güzel demiş. Başka soru sormak isteyen var mı acaba arkadaşlar? Değerli dostlar. Bir çocuk hekimi arkadaşımız vardı Aziz Bey'di sanırım. Doğru mudur isim? Evet, özellikle hiperaktiviteyle ilgili. Evet, hiperaktivitede de yüksek frekanslar hakim olduğu için biz orada öncelikle çocuğun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü gel birlikte müzik yapalım mı olmuyor. Mesela ilginç bir, bu mesela çocuklar için ilginç bir enstrüman. Bazen uzun boru şeklinde borularımız var. Oynattığımızda su sesi geliyor. Ofisteydi. Aslında ofisten gelmedim. Gelirken getirdim. Unuttum daha doğrusu ofise giremedim. Bunlarla dikkatini çekiyoruz önce çocuğa. Bırakıyoruz. Çocuk iki yanaşıyor geliyor. Kendisi yapmaya başlıyor, sallamaya başlıyor. Bu onu sallarken çocuk biz de karşısında başka bir enstrümanı, bu piyano olabilir veya başka bir vurmalı şey olabilir. O iki vuruyorsa biz iki vuruyoruz. O böyle yapınca biz ya da şöyle. O böyle yaptıkça biz de karşılığında aynı sayıda aynı titreşimde veriyoruz. Sen hoşuna gidiyor. Bizi denemeye başlıyoruz. Böyle yapıyor, duruyor. Biz de yapıyoruz. Yapıyor. Ondan sonra ilk iletişim başlıyor. İkinci, üçüncü seanstan sonra çocuk bizden ayrılmak istemiyor ve ortalıkta koşan, koşturan, bir yere tutulamayan çocuk piyanonun başına geçip piyano çalmaya başlıyor. Bu da tedavide bayağı etkin. Hani temelden çözüm olmasa da hiperaktiviteyi azaltıcı bir etki. Evet. Ya örnek. Biraz önce sevgili Dilek mikrofonu açmıştı. Sanırım bir sorusu var. Buyurun. Evet. Şerafettin Hocam çok teşekkürler. Biraz geç katıldım ama çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ediyorum. Aklıma şey geldi, bu Zoraki Kral filminde o kekeme kralın bir türlü konuşamayıp çözümü müzik dinleyerek akıcı bir şekilde konuşma egzersizleri yaptığı görüntü geldi. Gerçekten müzikle terapi gerçekten bambaşka. Biz bunu şeyde de uygulamıştık. Ameliyat sırasında hastalara müzik dinleterek gelişebilecek komplikasyonlar açısından değerlendirme şeklinde. Birçok çalışma var bu konuda yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmış. Sonuçta frekanslar üzerinden etki ediyor. Mutlaka pozitif bir etkisi olduğunu hepimiz de biliyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok güzel ben bir sunumdu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben şimdi müzik terapiyle ilgili bizim fizik tedavi kongresinde özellikle sunumlarımda diz kireçlenmesinden örnek veririm. İşte diz ağrısı olanlarda müzik terapi kullanabiliriz. İyi olmadı mı? Ameliyat sırasında da müzik terapi kullanılıyor. Tabii bunu bilimsel çalışmalardan örnekler vererek. Olmadı mı?
ameliyat sonrası protez takıldıktan sonraki rehabilitasyonda da müzik terapi etkin bulunmuş diye söylüyorum. Yani hayatın her alanında olduğu gibi tedavinin her alanında müzik kullanılabilir ki operasyon sırasında müzik dinletmenin hastalara etkisiyle ilgili birçok çalışma var. O da şuradan çıkmış diye düşünüyorum ben. Cerrahlar kendileri için de müzik dinliyor. Sonra müzik dinledikleri hastaların daha iyi olduğunu görünce bunu bilimsel çalışma haline getiriyorlar diye bir öngörüm var. İlk çıkışı kendileri için aslında. Ve çok da iyi oluyor, cerrahlar için de çok iyi oluyor. Tabii orada dinledikleri müzik çok önemli. Hangi müziği dinledikleri. Tabii ki. Yani burada da yine bir mücadele var. Cerrahın ameliyat kaygısı yoktur tabii ki çoğu cerrahım diyeceğiz. Belki aramızda cerrah arkadaşlar vardır ama yine de bilinçaltına değişik oranlarda kaygı olabiliyor. Bu müzikle içindeki mücadeleyi de kendisi de dizginlediği için efektif olduğunu düşünüyorum. Evet. Başka soru sormak isteyen var mı? Bir soru tekrar yazılmış. Safiye Hanım yazmış. Müzik terapiyle yoğun ya da dağınık zihin düzenlenebilir mi? Düzenlenir tabii. İmge terapide götürdüğünüz yere müzikle götürürsünüz. Adaya götürüyorsunuz. Adada ne olur? Su olur, dalga sesi olur, kuş sesi olur. Belki de bir ırmak geliyordur kenardan. O şekilde olur. Çünkü müzik dediğim gibi kulak sadece işitme organını çalıştırmıyor. İşitmeyle ilgili beyin kısmını çalıştırmıyor. Daha evvel o müziği neyle dinlediyse, hangi tarzda duyularla birleştirdiyse hepsini çağrıştırıyor. Kekemelikte de öyle. Kekemelikte çalıştırırken kişiyi sadece konuşma ve işitmeyle ilgili beynin kısımlarını çalıştırmaya zorluyoruz aslında. Ama müzikle birlikte olduğunda beynin çeşitli yerlerinde iki yarım küresinden etkileşimler başlıyor. Ve özellikle burada anahtar bir şey var. Hemen beynimizin ortasında şöyle bir madde var, köprü. Corpus callosum'u çalıştırıyor. Yoğun bir şekilde çalıştırıyor ve müzikle uğraşanlarda, profesyonel manada müzikle uğraşanlarda, müzisyenlerde özellikle corpus callosum'un diğer normal insanlara göre daha gelişmiş olduğu gösteriliyor. Şimdi beynin farklı yerlerinden elektriksel deşarjlar almaya başlayınca o kişi daha akıcı konuşmaya başlıyor. Evet, bu konuda Mustafa yoldaşımız da imge terapinin etkinliğini defalarca test etti ve onaylattı. Gerçekten doğru yaklaşıldığı zaman olaya müziğin de desteğiyle çok güzel sonuçlar çıkıyor gerçekten. Peki yanlış yaklaşım nasıl olur? Madem doğru dediniz, aklıma yanlış yaklaşım geldi. Konuşması için zorlamak, hani bunu sanki yapamıyormuş gibi yaklaşmak, bunu yapan çok insan oluyor. Sizinle ilgili imge terapide. Valla imge terapide belki ağzımdan farkında olmadan çıktı. İmge terapide istesek de yanlış yaklaşamıyoruz bence. Çünkü biz sadece oraya eşlik ediyoruz. Kişi kendi sorununu bulup, kendi çözümlerini bulup bunu kendi hayatına uyguluyor. Biz sadece eşlik ediyoruz. Benim söylemek istediğim şu. İmge terapide kullanılan müziğin yanlış kullanımı diye bir şey olabilir mi sizce? Bazı duygu durumlarında kullandığımız müziğin etkili olamadığını izlemlediğimiz oluyor. Yani büyük olasılıkla olabilir. Biz Tuncay hocamızın bize özellikle önerdiği, yönlendirdiği müzikleri ağırlıklı kullanıyoruz. Kişiye göre seçtiğimiz farklı müzikler olabiliyor. Ama olabilir tabii, sizin bu konudaki tecrübeleriniz bize daha da yol katacak diye düşünüyorum. Teşekkür hocam. Ben isterseniz bir katkıda bulunayım müsaadenizle. Naçizane bizim Tuncay hocamın seçmiş olduğu müzikleri kullanmamız bizim için çok büyük avantaj. Yani her müziği de o adada kullanma şansımız yok. Gerçekten hastayı çok kötü travmalarına götürecek müzikler de olabilir. İşte o açıdan özellikle imge terapistler müzik terapisini adaya nasıl, nereye monte edebiliriz açısından sizi dikkatle takip ediyoruz. Çünkü gerçekten çok önemli. Yani mesela bir martıların
öttüğü bir yer var. Martıların öttüğü bir yer var mesela. Orayı çok depresif hastalarda geçiniz der Tuncay Hocam. Gerçekten danışanı ciddi travmatik bir sürece sokabilirsiniz müziklerle de. O yüzden çok çok önemli müzik. Kesinlikle. Şimdi burada ben şey diyorum. Müzik dinlemek, hayal kurmak ve imge terapi. Üçü de aslında bizi bulunduğumuz yerden alıp zaman ve mekan merhumunu ortadan kaldırarak ışınlıyor. Haksız mıyım bu konuda? Kesinlikle. Şimdi imge terapiyle bir yerlere ışınlıyorsunuz. Benim imge terapiden anladığım ve iki oturumuzu dinlemiştim. Oradan yola çıkarak söylüyorum. Yanlış cümleleri kurarsam lütfen düzeltin. Adaya ışınlıyorsunuz, mağaraya ışınlıyorsunuz. Bir yerleri göstermeye çalışıyorsunuz diyelim. Bir yere ışınlanma var. Normal şartlarda biz mütemadiyen hayal kurarak kendi kendimize ışınlıyoruz zaten. Ya geçmişe ışınlıyoruz, ya geleceğe ışınlıyoruz. Sizin imge terapistlerin yaptığı olay biraz daha profesyonel manada kişinin kendi kendini bulması gerekli yerlere ışınlama. Ama biz normal hayatta an be an ışınlanıyoruz. O nedenle ben carpe diem olayına karşıyım yürü gelmişken. Anı yaşamak. Anı hiçbir zaman anı yaşayamayız aslında. Geçmişin ve geleceğin etkisi altındayız. Bu ayrı tartışılır. Müzik de öyle. Bizi alıp bir yerlere ışınlıyor. Farkında olmadan ışınlıyor. Şimdi siz adaya götürürken, ışınlarken bir yandan bir senfoni konserine ışınlanırsa veya başka bir yerde neyi dinletilerek bir dini ritüelin içine ışınlanırsa kopukluk oluyor. Hele bir de geçmişte yaşanmış bir deneyim akla geliyorsa hepten kopukluk oluyor. Bunu önceden anlayamayabiliyoruz bazen. En olmadık müzik kişiyi eski olumsuz anısına götürüyor biliyor. Birdenbire ağlama nöbeti olabiliyor. Ve orada değiştirmemiz veya müdahale etmemiz gerekiyor. O nedenle imgeleme çalışmasında da naçizane tavsiyem. Tabii Tuncay Hocam'ın deneyimleri çok önemli. Müziği seçerken götürmek istediğiniz yere uygun olmasında fayda var. Evet. İlla ki şu frekans olsun veya illa ki şu tarz müzik olsun diye bir öneride bulunamam. Kişiye göre değişecektir. Götürdüğünüz yere göre değişecektir. Ama hasta bazında vaka tartışıyorsunuz. İki hafta gördüm. O bazda ben de katkı vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Hani biz şanslı olarak başlamış durumdayız. Çünkü Tuncay hocamızın değerlendirmeleri, önceki deneyimlerini paylaşıyoruz. Sizin katkınız bizim için gerçekten çok çok önemli. Teşekkür ederim. Başka soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Şerafettin Bey nasıl yapalım? Siz bir müzik deneyimlemesi mi yapacaksınız? Biraz önce konuşmamızdan sanki böyle bir şey anladım. Yok, bugün ben sohbet ederiz dedim. Vaka bazında olabilir. Şimdi bir soru var, onu ben burada ben de açmış oldum. Türk sanat müziğinde makamların etkisinden bahseder misiniz? Bu çok miktarda dinleniyor, internette de yaygın bir şekilde var. Farabi şu tarz makamları şöyle yaparmış, İbn Sina şunu dermiş falan. Orada bahsedilen makamların bir kısmı Farabi ve İbn Sina zamanında yoktu zaten. Aslında bu sonradan yazılan bir kitaba yanlış aksettirilmiş. Ama bununla birlikte makamların etkisiyle çalışan o TÜMATA grubu dediğimiz Türk Müziği Araştırma ve Tanıtma Kuruluşu pentatonik müzik ağırlıklı yapıyor. Çalışmaları var ve bizim müzik terapist arkadaşlarım da başlattığı birden fazla çalışma var. Onlar netleştikten sonra daha net konuşabiliriz. Tabii ki makamların etkisi var ama makam içerisinde de farklı tonlarda, farklı tınılarda, farklı ritimlerde aynı makam içerisinde. Aynı ailenizdeki bütün kardeşlerin farklılığı gibi
farklı etkiler, farklı yerlere taşıyacak müzik türleri var. Onun için X makamı şuna iyi gelir demek biraz genelleme olmuş oluyor. Evet. Telkinli müziğin etkisinden nasıl etkilenmeyebiliriz diye soruyor Emine Hanım. Telkinli müziğin etkisini. Hep aynı tarzda müzik dinlemeyin derim. Yani çünkü içinde telkin olmasa bile aynı şamanizmde bol su içmek de zehirdir mantığından yola çıkarak her şeyin fazlası zarardır. Her gün ney dinlemeyelim. Her gün zaten rock'ı ayrı koyacağım. Rock dinlemeyelim. Her gün aynı tarzda müzik dinlememeyi öneririm. Yoksa içindeki telkini seçemiyoruz maalesef. Evet. Şule Hanım, insanlar ruhsal durumlarına göre müzik seçiyorlar diye bir katkıda bulunmuş. Evet, tabii ki. Ama burada da şey var, pozitif feedback, negatif feedback tarzında yokuşa götürme durumu da olabilir. Onda da gözlemleyip orada da farklılıkları hissettirmek, farklı frekansları da bünyenin, zihnin tatmasını sağlamakta fayda var. Eğer bir danışanınız ben sadece bu müziği dinlerim diyorsa ya da bu tür müzikleri, bir de şunu denese. Ne yazıyorsun? Kuruyor musun? Bunu deneyin isterseniz falan tarzında da bir öneride bulunabilir ve ufku da genişler, iyi de olur. Evet. Mustafa Yoldaş, Mustafa Yoldaş, mikrofonlara dikkat eder misiniz? Evet. Nurettin Bey, acaba bir şey mi söylemek istediniz? Evet. Mikrofonunuz yok, açık. Yok yok, kazara evet. Kazara. Peki Şerafettin Bey, biz şimdi hepimiz bir terapi derdindeyiz. Hani insanlara yardımcı olma derdindeyiz ama aynı zamanda anne babayız. Evet. Çocuklarımızı nasıl yönlendirelim müziğe? Hangi müzik aletlerini daha çok önerebiliriz? Böyle bir çocuklara yönelik ya da belli bir yaştan sonra bizler için bile bir müzik aleti önerir misiniz? Her yaşta müzik aleti kullanabilirsiniz aslında ama burada da bireysellik öne çıkıyor. Hap bilgi veremiyorum maalesef ama önce ritmi öğrenmelerinde fayda var. Kesinlikle ikinci kalite bir enstrüman kullanılmasın. Oyuncakçılarda satılan klavyeler ne kadar pahalı olsa da kaliteli değil. Müzik enstrümanı satılan mağazalarından alınmasında fayda var. Ve özellikle başlarken sen şu piyanoyla başla önce de ya da şu klavyeyle başla önce de ya da şu gitarla başla önce de öğrenince daha iyisini alırız tarzında değil de alabiliyorsak ortalama bir enstrümanla başlamakta fayda var ama öncelikle ritmi öğrenmesi gerekiyor. Ve bir enstrümana başlamadan önce de eğer çocuk hiç istekli değilse çaktırmadan, istekliyse çaktırarak o enstrümanla ilgili müzik eserlerini dinlemesi gerekiyor. Önce bir kulağa bir alışsın kendisine. Bunlar olmayınca maalesef biz anne babalar her şeyi öğrensinler, yapsınlar isterken çocuklara götürüyoruz piyano kursuna. Belki de eve piyano alıyoruz. Bir iki ay sonra çocuk gitmek istemiyor. Arkasından keman alıyoruz. İki ay sonra çocuk yapmak istemiyor. Proje çocukmuş gibi oluyor. Onu da tavsiye etmem. Müzikten soğutmuş oluyor bu tür yaklaşımlar. Müzikten soğutmuş oluyor. Hani bir piyano çalmak için sağ beyin, sol beyin çalıştırma şeklinde deniyor. O yüzden özellikle çocuklarda hani bir ön planda alınması gerekir mi? Bu tarz bir müzik aletiniz. Müzik dinlemek de yeterli ilk etapta. Yani şimdi evde grubu tenzih ederek söylüyorum. Evde bir protest müzik dinleniyor devamlı. İşte evde bir popüler müzik dinleniyor. Yani ne olduğu belli olmayan mix tarzı müzikler, remix tarzında müzikler dinleniyor. Sonra çocuğa deniyor ki oğlum kızım al şu piyanoyu bana bir Beethoven çal. Mümkün değil. Mümkün değil. Boşuna zorluyorsun. Önce anne baba kendini değiştirmesi gerekiyor. Çünkü çocuk taklit ediyor. Yani bunu yap demekle olmuyor. Buradaki psikolog ve psikiyatrist arkadaşlardan af dileyerek bu cümleyi kuruyorum. Müzikte de bu önemli. Önce anne baba müzik dinlemeli. Mesela bir baba çocuk da
sağa sola bakamıyorken bile, yeni yeni eşyaları kavrarken bile mütemadiyen tenis maçı seyrediyor. Sonra da hasbelkader kendisi de gidiyor. Çocuk kenarda o tenis maçını seyrediyor. Tenis topunu elini değiyor, rakete dokunuyor falan. Ve o çocuk dünya şampiyonasında final oynuyor. Çünkü yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Yeni doğmuş çocuk 2 yaşına kadar delta frekansının etkisindedir. 2 ile 4 yaşına kadar teta katılır. 4 ile 6 yaşına kadar, hatta 8 yaşlarına kadar alfa frekansı katılır. Bakın delta neydi? Derin uykuydu. İlk 2 yıl çocuklar çok uyur değil mi? Öyle. Sonra 2. yaşından sonra bir şeyler öğrenmeye yavaş yavaş tekrarlamalara başlarlar. Biraz uyanıklık başladı teta. Her ne kadar çocuk 1,5-2 yaşında konuşmaya başlasa bile teta eklenir. En son bir hızlı öğrenme çağı olur. O da alfa. Sonra da 8 yaşlarından sonra 12 yaşlarında falan betalar devreye girer. Yaşları biraz kaydırmış olabilirim ama özellikle 12 yaşından sonra betalar devreye girer. Bu sefer tepkiler başlar. Ergenlik çağında. Halbuki beta kendini koruma tepkisindedir. Şimdi betaya geçmiş çocuğun hiç betaya kadarki süreçte müzikle ilgilenmediyse çok iyi bir piyanist olması için ekstra telkin alması gerekir. Arkadaş ortamında telkin alması gerekir. Ama biz anne karnında, özellikle 0-2 yaş grubunda, ileride bir Türk Beethoven, yani Beethoven'u ben örnek olarak söylüyorum. Yoksa klasik müzik hayranı olduğumdan değil, severim. İyi bir müzisyen ya da iyi bir müzik kulağı olsun istiyorsak, anne karnından itibaren bizim iyi müzik dinlememiz lazım. Ancak öyle olacak gibi. Bilmiyorum, biraz soruya cevap oldu mu yoksa ümit mi kırıldı? Biz geç mi kaldık? Eyvah. Hocam bütün ümitlerimi kırdınız. Yok. Hiçbir şey için geç değil. Sizi alfaya çekecek bir etkileşim lazım. Belki bu da hoşlandığınız müzikle buradan başka bir arkadaşın size imge terapi uygulamasıyla olabilir. Değil mi? Olabilir. Hayır, hocam. Denemek lazım. Teşekkür ederim. Tabii ki. Peki. Tuncay Yoldaş, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ne eklememi istersiniz? Ada ekleyelim. Ada var. Ada vereyim isterseniz. Müzik mi ekleyeyim? Nasıl isterseniz hocam. Mola yapalım mı arkadaşlar? Moladan sonra eklesek. Siz isteyin yeter efendim. Moladan sonra ben sizi adaya uçururum isterseniz. Musa Yoldaş da uçurur, merak etmeyin. Evet. İsterseniz müzikli de yaparız. Sürpriz müziklerle de yaparız. Nasıl isterseniz. Yeter ki uçmak istesinler hocam. Yani tabii ki. Aynen öyle. Tabii ki. Ufuk Yoldaş da yapar hatta. Hepimiz yaparız. Ufuk Yoldaş da uçurucu oldu. Geçen hafta başladı Sifta. Son bir sorumuz daha var. Safiye Hanım sormuş. Evet. Araç kullanırken dinlenmemesi gereken müzikler var mı? Alfa frekansını önermem. Özellikle o tarzda müzikleri önermem. Ve yüksek ritmi, yüksek desibelli, yani yüksek ses çıkartan müzikleri önermem. Ortalama bir müzik olabilir. Bir de sizi alıp başka diyarlara götürecek parçaları seçmemenizi öneririm. Evet. Onları biz seçeriz işte. Onları biz seçeriz. Onlar evet, bize lazım. Hocam araç kullanacak onun için. Yani. Tabii. Araba bir yönde gidiyor ama bize uyar. Evet. Araba bir yönde gidiyor, zihin öbür yönde gitmesin. Dikkat dağılmasın yani. Evet. Şule Hanım da uçmaya hazırız demiş. O zaman az sonra diyelim. Küçük bir mola yapalım. Moladan sonra uçmaya başlayalım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkürler. 10 dakika mıdır Ufuk Yoldaş Mola? 10 dakika mıdır? Evet, 10 dakika. Şu anda 22:12. 25 diyelim o zaman. 25 diyelim. 22:25'te buluşalım.
Tamam, okey. Hadi bay bay. Peki, 5 dakika ara arkadaşlar. Evet, tamam. Tabii konu müzik olunca Tuncay'ı açmadan duramaz. Doğal olarak dinlediniz yani. Şerafettin Hocam, mikrofonunuz kapalı. İki tane soru var Tuncay Yoldaş. Hı-hı. Buyurun. Bir, tahmin ediyorum. Müzik hangi müzikti? Soru bir budur herhalde. Ha yok, sizden önce soruldu. Evet. Bir tanesi, uykuya dalmakta zorluk çekenler için öneri istendi. Şerafettin Hoca'ya soralım. Evet. Evet. İkinci sorudan evvel cevaplayacağım herhalde bunu. Tamam. Bir de yürüyüşte hangi müzik müzik dinlenmeli? Yürüyüş sırasında hangi müzik dinlenmeli? Uykuya dalmakta zorluk çekenler ne yapmalı? Uykuya dalmakta zorluk çekenler için öncelikle yatıştırıcı müzikten önce bu mücadeleyi arttırıcı aktivasyonlardan vazgeçmek gerekiyor. Onları yapmadan bizim sakinleşmek için önereceğimiz müzikler de bir mücadele başlatır. Mesela özellikle uyku sıkıntıları yaşayan arkadaşlarım, akşam belirli bir saatten sonra hareketli müzik, hareketli görsel televizyon action filmleri, hatta güncel haberler seyretmemesi gerekiyor. Bilgisayar başında bugün hariç fazla kalmaması gerekiyor. Mavi ışığa maruz kalmaması gerekiyor. Yattığı odanın karanlık olması, hiçbir şekilde ışık almaması gerekiyor. Cep telefonuyla son 2 saat mümkünse görüşmemesi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da tamamen doğa sesleri en iyi önerebileceğim müzik olacak. Ama çok kısık olsun, hemen kulağının dibinde, yatağın başında olmasın. Çünkü titreşimsel etkisi ayrıca oradaki kullandığı elektronik cihazın kendi titreşimsel özelliği de devreye gireceği için optimal etki sağlamaz. Mümkünse yatağına uzak ve çıkış gücü iyi ama kısık sesle, yüksek volümde değil, müzik olması ve kendisi daldıktan sonra kapanacak şekilde ayarlaması, bir yarım saat, 40 dakika sonra ayarlaması şeklinde tavsiyem o olur. Buna rağmen uykuya dalmakta problem yaşıyorsa bu konuda profesyonel destek almakta fayda var. Bir başka imge terapist arkadaştan ilk desteği alabilir. Olmazsa melatonin düzeyleri vesaire, onlara bakmak gerekir. Ve onlarla ilgili önerilerde bulunmak gerekir. Evet, bir de yürüyüş için sormuşlardı. Yürüyüş sırasında nerede yürüyüş yaptığımıza bağlı. Bir kere içeride yürüme bandında yürüyorsak kulaklık kullanmamamızı öneririm. Mümkünse evde yapılıyorsa o dış ses olsun. Fitness center'larda genellikle hareketli müzikler olur ki bir miktar tolere edilebilir. Bir aktivasyonun hemen öncesinde aynı bizim Fatih Terim'in yaptığı motivasyon gibi bir motivasyon olur o yüksek frekans. Ama sonuna doğru frekansı düşürmek gerekir. Ve rejenerasyon dediğimiz, bu arada fizik tedavi de kullanalım burada. Rejenerasyon dediğimiz yenilenme sürecini aktif rejenerasyon tarzında aktivasyon sonuna doğru son aşamalarda düşük ritimde, düşük volümde, düşük tınıda sesler kullanmakta, müzik kullanmakta fayda var. Yürüyüşte yapıyorsak onu da ayarlamak gerekir. Önce düşük frekanslı, ritmi fazla olmayan, yüksek olmayan sesle başlayıp daha sonra koşu sırasında biraz daha aktif canlı müzik dinlenebilir. Sonra koşunun sonuna doğru tekrar yürüyüşe geçtiğinde de müzik türü de biraz daha frekansı düşük, biraz daha sakin tarzda tamamlanabilir. Hep aynı tonda olmasını önermem. Yani tıpkı bedenimiz soğuttuğumuz gibi ruhumuzu da ısıtıp soğutacağız müzikle.
Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Benim var. Buyurun hocam. Yalnız Şerafettin Bey'e değil. chatte bir, sormuş ya bir arkadaş. Benim çaldığım müziği çok beğenmiş. Evet zaten kim, gelmiş kim o soru. Evet kim o? Necla Hanım. Necla Hanım şey mikrofonu açmanız mümkün mü acaba? Neler hissettirdi size müzik? Onu merak ettim de. Evet. Müsaitseniz mikrofonu açıp cevap verirseniz sevinirim. Necla Dildar. Necla Dildar Hanım. Rica etsek müziği dinlerken hissettiğiniz duyguları paylaşabilir misiniz? Müsaitseniz değilseniz canınız sağ olsun. Evet. O zaman geçebiliriz. Müsait olduğunuzda haber verirseniz seviniriz. Şimdilik geçiyoruz müsait değilsiniz diye. Buyurun Ufuk Yoldaş siz de. Ben onu merak etmiştim de. O kadar. Evet. Başka soru yok sanırım. Sevgili Şerafettin Bey çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız, geldiniz, güzel bilgilerinizi paylaştınız. Çok keyif verdiniz bize, çok ufkumuzu açtınız ve sizi İmge Terapi ailesine görmek bizi çok mutlu ediyor. Beraber daha güzelliklere yürümek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu güzel nezih grupta bana da yer verdiğiniz için inşallah daha güzel paylaşımlarla tekrar karşınızda olmak isterim. Sizin de yaptığınız paylaşımlara da tanık olmak isterim. Büyük bir mutluluk benim için. Ben teşekkür ederim. Necla Bey sesim geliyor mu? Geliyor Necla Yoldaş. Size söz vereceğim. Bir dakika. Şerafettin Yoldaş. Sunumunuz sanırım bitti. Öyle görünüyor. Tamam. Ama her zaman kapımız açık. Dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Dilediğiniz zaman katılabilirsiniz. Keyfinize göre takılabilirsiniz. Teşekkür. Biz de sizin gibi bir dost kazandığımız için çok çok memnunuz. Aynı şekilde. Takipte kalacağım ben Tuncay Bey. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler Şerafettin Hocam. Evet Necla Yoldaş. Buyurun söz sizde. Neler hissettirdi acaba az önceki müzik? Evet, Şerafettin Bey ben de çok teşekkür ediyorum. Evet evet. Çok yararlandık. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Müzik beni başka bir dünyaya götürdü sanki. Biraz açar mısınız? Nasıl bir dünyaydı acaba? Huzur dolu bir dünya. Yani nasıl söyleyeyim? Belki bir deniz kenarı, hiç kimsenin olmadığı bir deniz kenarı. Sakin, sessiz. Ruhumu okşadı, ruhuma iyi geldi. Şu anda daha fazla ifade edemiyorum. Çok iyi geldi. Hatta ben hemen açtım. Onun için birden size dönemedim. Evet. Ama... Yalnız evet. Aslında üç ayrı versiyonunu çaldım ben size. Tek bir müziğin. Onu fark ettiniz değil mi? Bir piyanoyla başladı. Evet. Gitarla devam etti. Evet. Flüt ve harpla sonlandı. Evet. Onun bu müziğin birçok değişik versiyonu var tabii. Orta çağdan kalan bir müzik olduğu için birçok değişik versiyonu yapmışlar sağ olsunlar. Öyle mi? Evet. Mozart'ın değil mi? Ben Yok, Mozart'ın falan değil aslında. İngiliz müziği. Öyle mi? İngiliz, ama orta çağdan kalan bir müzik diyebiliyorum. Gönderdiğiniz şeyi... Bir adını öyle koymuşlar. YouTube linki yok şekilde. Adını öyle koymuşlar. Mozart'ın anladım. Falan değil. Anladım. Çok güzel. Özellikle yatmadan önce dinlenebilecek tarzda bir müzik diye düşünüyorum. Birçok yerde gider. Şerafettin Hoca ne düşünür bu müzik hakkında? Ben geç girdiğim için tamamını dinleyemedim Tuncay Hocam. Onun için iyi bir yorum yapamayacağım. Kusura bakmayın. Tamam, sağlık olsun, sağlık olsun. Evet. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mıydı Necla Yoldaş? Yok, çok teşekkür ederim. Akşam çok iyi geldi bana. Çok yorgundum. Beynim çok doluydu. Evet, değişik versiyonlarını dinlemek isterseniz Mozart diye aramayın. YouTube'da Green Sleeves diye arayın sadece. Tamam. Green Sleeves piyano diye arayın. Green Sleeves gitar diye arayın. Değişik versiyonları sürekli çıkar. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Müzik terapi söyleşisi şu an bitti görünüyor. Sorular da bitti görünüyor.
Ama tabii ki çok çok benzer ve ilgili bir konu var. İmge terapi. Eğer bu konuda sormak istediğiniz sorular olursa o soruları da alabiliriz. Bu konuda sormak istediğiniz bir şeyler var mı acaba diye merak edenlere söz hakkı verebiliriz bitirmeden önce. Hatta Musa Yoldaş, ada hazır mı ada? Ada yolculuğu var mı bugün Musa Yoldaş? Ya da Ufuk Yoldaş? Yapabiliriz. Ben biraz başka şey, bu eğitim grubunun organizasyonu işleriyle meşgul olduğum için. Ben oraya bakamadım fazla. Evet. Ben oraya bakamadım fazla. Evet. Yakında da eğitimimiz var zaten. 20-21 Mart'ta. O konuda şimdi yazan arkadaşlar oldu. Onlara da şey yapıyorum, iletişim kuruyorum da. Tamam. Tamam. Evet. Siz mi sorarsınız arkadaşlar imge terapi hakkında, yoksa biz mi sizi adaya götürelim? Hangisi daha iyi? Seçin bakalım. Evet. İkisinden birisi. Musa Yoldaş çok meşgulsen Ufuk Yoldaş da götürebilir. Yok hayır. Tamam. Götürebilirim. Tamam peki. Evet. Hazır mısınız? Kalkalım mı? Uçalım mı? Gidelim. Şu arkamda gördüğünüz hamakta yatmak nasıl bir şey, merak ediyor musunuz? Nasıl bir duygu? Evet. Musa Yoldaş size hissettirsin isterseniz efendim. Hangi müziği açayım Musa Yoldaş? Az önceki iyi miydi?